Siyeray Türk Sierra Türk Tepano'ya hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben Irmak Hekimoğlu, teknikte de arkadaşlarım Erdoğan Taşkın ve Canberk Köktürk bize eşlik ediyor bu hafta. Bu hafta yine sizinle çok güzel bir kitabı konuşacağız. Edebiyat dünyasına yeni adım atmış bir isim bizimle beraber yazarlığa adımını atmış bulunuyor. Sevgi Çiçek, hoş geldiniz diyorum. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Edeyim. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? deyiz. Biraz heyecan var gibi sanki hafiften. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Kitabın ilk çıktığı gün heyecanını taşıyorum şu an. Ne kadar güzel. Ama o heyecanlı olması güzel bir şey Kesinlikle. İnsanı değil mi? Motive ediyor Motive yani. Motive etsin aynen. Şimdi dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için ben sormak istiyorum. Sevgi Çiçek kimdir? Neler yapar? Bu süreç nasıl gelişti de örtülü boşluk çıktı ortaya? Oradan başlayalım. Buyurun. Ee, aslında sevgi çiçek bir katip. <laughs> İşim gücüm yazmak benim diyorum aslında. Noter'de çalışıyorum <laughs> ben. Yaklaşık 15 yıldır. Ee, aslında işletme mezunuyum. İşletme alanında yüksek lisans yaptım. O alanda ilerliyordum ki... <laughs> son anda vazgeçtim. Geriye bir dönüş yaptım. Felsefe ve edebiyata merakım hep vardı. İkinci üniversite kapsamında felsefe okumaya karar verdim. Bununla beraber... Ee, ...aslında e, düşünsel anlamda bakış açım değişmeye başladı. Yazmak hep vardı. Yani hep söylenir ama yani... ...hep vardı fakat... ...yazdıklarımı paylaşacak cesareti hiç bulamadım. Yani ta ki bir gün yazarlık atölyesine başlayıncaya kadar. Bir yazarlık atölyesinde başladım. İlk gün işte birkaç kelime verildi ve... ...anlamlı bir metin oluşturmamız istendi. Onunla beraber... E, her durumda yazabildiğimi fark ettim. Yani e, bunun için çok e, uzun uzun düşünmeden e, tek bir bir çırpıda bir metin oluşturabildiğimi fark ettim ve paylaştığımda da daha büyük bir anlam kazandı benim için. Olumlu geri dönüşler aldıkça Olumlu geri dönüşler evet cesaretimi artırdı. Peki felsefe okumadan önce yazıyor muydunuz yoksa felsefeye olan merakınızla beraber mi başladı yazın süreci Aslında yazıyordum lise yıllarında başlamıştım yazmaya. Ee, özellikle o dönemlerde günlük, anı, bu tarz çalışmalar yapıyordum. Hatta o dönemlerde edebiyata merakımdan bir şiir antolojisi hazırlamıştım. Yani hep vardı. Fakat evet. e, aslında tetikleyen bir anlamda felsefeyle birlikte oldu, aynı döneme denk geliyor diyebilirim. Hı. 2010 yılında başladı daha yoğun çalışmalarım. Peki kitabın adı neden Örtülü Boşluk? <laughs> İsmi çok dikkat çekiyor, onu baştan söyleyeyim. Kitabın adı Örtülü Boşluk. Aslında hukuki bir terim. Hı hı. E, hukuki anlamın e, anlamıyla da benzer bir anlam ama benim için anlamı çok daha farklı. Anlamlar, aslında e, bütün anlamlar var ve tanımları yapılmış. E, yaşadıklarımızın, e, birçok yaşadığımız hissinde, duygularında tanımları yapılmış daha öncesinde. Fakat bu her kişi kendi deneyimini yaşıyor. Her kişi de farklı surette yer buluyor. Ben aslında bunu biraz anlatmaya çalıştım. Kitabın tamamında da bu var ve yazdıklarım neredeyse hiçbir sonuca ulaşmıyor. Evet. Her sonu okuyucu kendisi için yazsın istedim. Bir de zaten burada e, anladığım kadarıyla Tek bir olay örgüsü üstünden değil Farklı farklı hikayeler üstünden gitmişsiniz Kesinlikle, Hepsi farklı evet, farklı doğrudur. öyküler Bunların peki e, Yazın süreci nasıl gelişti ne kadar sürede yazdınız Yani kitabı çıkarmaya karar verdiğinizde mi Oturup bu hikayeleri yazdınız Yoksa daha öncesinde yazmış olduğunuz Hikayeleri bir araya mı getirdiniz Aslında e, yazıyordum Hı -hı. Yazdığım hikayeler ve çoğu Yayınlanmış öyküler bunlar Hı -hı. E, Kitabı oluşturmaya karar verdiğimde aslında çok yakın bir zaman değil. 2017 Kasım ayında kitap haline dönüştürmeye karar verdim. Hı hı. Aslında bir kitap e, hep vardı aklımda ki Örtülü Boşluk öyküsü e, 2016 yılında yazıldı. Yanlış anımsamıyorsam. 2016 yılında Örtülü Boşluk e, hikayesi yazıldığında ben Örtülü Boşluk olacağını söylemiştim kitabın adının. Böyle söyleyeyim. 4 yıllık bir çalışmanın ürünü içindekiler ee, son aşamada yazdığım içerisinde sadece dört tane öyküm var. Sonradan dahil ettiğim yaz, kitap haline getirmeye karar verdikten sonra dört öykü ekledim. Bir ara veriyoruz, aranın ardından Teşekkür devam edeceğiz. Ederim. Türk pano kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyiciler. İlk bölümü kaçıran dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için söyleyelim. Edebiyat dünyasına yeni giriş yapmış bir isimle beraberiz. Kendisine belki yazar dememden hoşlanmaz diye özellikle yazar demek istemiyorum. Sevgi Çiçek bizimle beraber. ilk kitabı Örtülü Boşluk. İlk bölümde birazcık konuştuk. Felsefeye olan merakı, sürekli yazma hissi ve hevesiyle beraber oluşmuş bir kitap aslında. Dediğim gibi şimdi başlarda hep böyle parça parça hikayeler var içerisinde. Fakat benim sezdiğim birazcık bir karamsarlık, bir böyle bir umutsuzluk da ağır basıyor. Bunu yazın dilinde özellikle mi seçtiniz yoksa yaşadıklarınızdan da yola çıktınız falan derken böyle hani bir şeylerin birikmesi mi oldu? Ya aslında yazdığım tüm öykülerde tamamında bunu söyleyebilirim. Biraz durum öykü, hı hı. yazdıklarım ve dolayısıyla yani yaşamın her anında etkilendiğim unsurlar oluyor ve etkilendiğim unsurlardan yola çıkarak oluşturduğum yazımlar bunlar ve şey var aslında Evet bir noktada alıyorum bir çıkış noktasında sonra Düşsel başka yerlere taşıyorum biraz da soruyorum açıkçası. Hı hı. O sorgulamanın getirdiği bir karamsarlık da oluşuyor. O hissediliyor. Evet o çok fazla hissediliyor. <laughs> Şimdi öykücülük deyince tabii Türk Edebiyatı'nda bizim için en önemli isimlerden bir tanesi Sait Faik Abasıyanık. Kesinlikle. Ee, sizin örnek aldığınız yazarlar, çok okuduğunuz, hani sizi de böyle cesaretlendiren hangi isimler var? Ya aslında Sait Faik benim için çok ee, okumaktan hiç vazgeçmeyeceğim bir isim. Defalarca öykülerini okuyup üzerinde de e, değerlendirmeler, kendi üzerimde de çalışmalar yaptığım bir yazar. <laughs> ee, Türk Edebiyatı'nda öykü anlamında evet, kendisi durum öyküsünde çok çok başarılı. Ee, örnek aldığım yazarlardan biri diyebilirim. Dünya Edebiyatı'nda Anton Çehov. Aa, ee, ayrıca Rilke'yi de farklı bir anlamda e, keyifli buluyorum okumayı. Onu da çok başarılı buluyorum. Vazgeçilmez iki ismim var. Çehov ve Sait Faik. Ne kadar güzel. Peki kitabı çıkarmadan önce e, yazdığınız başka yerler olmuş galiba dergilerde, e, edebiyat dergilerinde yazmışsınız. Evet. O süreçte neler yaptınız, neler yazdınız? E, edebiyat İş dergisinde yazdım. Aslında şöyle süreç Edebiyat İş dergisinin başlangıç sürecinde e, birlikteydik takım arkadaşlarıyla Hı. beraber. Önce bir web üzerinde yayınlanan bir dergiydi. Daha sonra bir yayıncılık macerasıyla işte basılız e, yayınlanmaya başlandı. Bir buçuk yıl kadar edebiyatiste yazdım. Bir buçuk Düzenli yıl. olarak yazdım evet. Roman denemeleri hiç yapıyor musunuz peki? <laughs> Çünkü genelde böyle olur. Öyküden başlarlar artık <laughs> yazarlar. Sonra zaman geçer zaman geçer. Onlar bir romana dönüşür. Bir birleşim düşünüyor musunuz? Var mı böyle bir hayaliniz? Ya aslında yazmak isterim diye başlayabilirim cümleye ama roman e, yazabilecek kadar uzun bir kurgu yeteneğim olmadığını düşünüyorum. As aslında yazdığım deneme denediğim bir tane yazı var içerisinde. Beyaz Kent Hı. E, kitabın içerisinde de yer alıyor iki bölümde e, oluşuyordu o yazı. Ben onu tek öyküde birleştirdim kitapta. Böyle bir deneyimim oldu ama e, bunun için e, belki zaman biraz daha zamana ihtiyacım var. Yeni bir kitap hazırlığınız var mı düşündüğünüz başka çalışmalar? Yazmayı aslında... seven insan hiçbir zaman durmaz çünkü <laughs> Kesinlikle. öyle ne bir şey var yani. Küçük küçük böyle aldığınız notlar neler şu anda biriktirmeye başladınız? Şöyle şimdi şimdilerde şiir üzerinde çalışıyorum. Ya yani şiirin benim hayatımdaki etkisi çok büyük. Şiire ve aslında şairlere de aşığım öyle söyleyebilirim. Çünkü çok farklı bir ritmi, farklı bir ruhu taşıyorlar. Yazabilmeyi istiyorum. Denemelerim var. Üzerinde çalışıyorum. Ee, yaklaşık bir yıldır şiir üzerinde yoğunlaştım. İkinci kitabı şiir düşünüyorum. Farklı Yine bir böyle felsefe temelli mi olacak? Yine öyle olur diye düşünüyorum. Çünkü sanırım ben bu çizginin dışına çıkamıyorum. O konuda da ben Oruç Ora şiirlerini çok beğenirim. Tam böyle felsefi anlamda. Kesinlikle ben de çok keyifle okurum. Değil mi? Ee, şiirde ayrıca sevdiğim isimler. Edip Cansever benim için olmazsa olmaz bir isim şiirde. Hı -hı. Onu çok keyifli okurum. Ama e, ben öyle bir şey, onun gibi şiir yazar mıyım sanmıyorum dediğim gibi yine felsefi temelli olur diye düşünüyorum. Sizde de biraz böyle melankoliden beslenme <laughs> olayı var sanki. Kesinlikle. Aslında eksiklik e, ya da bir şeyi dert etme durumu Hı -hı. yazma isteği uyandırıyor. Hı -hı. Yani yolda yürürken herhangi bir ya yani orada kitabın içerisinde de var böyle şeyler ya işte metrobüste yolculuk yaparken bir gün gözlemlerimden ya da farklı yaklaşımlardan aldığım hisle yola çıkıp yazdığım öyküler var. Hı hı. E mutlaka bir şey dert ediniyorsunuz yazarken. Size en çok etkileyen öykünüz hangisi mesela böyle vardır çünkü hep biricik hani bir yazar <laughs> içinde biricik bir hikayesi mutlaka vardır. Kesinlikle sizin aslında kitabın bitiminde yer alan bir öykü var. Yani şöyle en son aşamada dahil ettiğim öykülerden biri bu Avni. Benim için çok özel bir yere sahip. Avni benim kül tavlomdu. Öyle mi? <laughs> Kesinlikle. Ee, ve hakikaten hayatımda güzel bir yeri vardı. Çok ilginç bir sonu var kitapta. E, ben Avni kırıldı demiştim. Hı hı. Fakat e, Avni gerçekten öyküyü bitip kitap çıktıktan sonra kırıldı. Çok bir ilginç bir durumdur bu da benim için. Kitapla alakalı aldığınız geri dönüşler nasıl şu anda peki? Ya şu ana kadar olumlu dönüşler alıyorum. Hı hı. E, fakat şöyle şeyler de söylenmiyor değil. Hani okudum ama yani birkaç kez okudum yazdıklarını bir öyküde filan anlamıyoruz. <laughs> e, Bu biraz şey felsefi temelli olmasından alıyorum. kaynaklı galiba. Evet. Bir de bir sonuca bağlamamamdan kaynaklı bir durum. Hı hı. Bunu özellikle mi seçtiniz yoksa evet. gidişat mı sizi öyle yönlendirdi? Aslında özellikle bunu tercih ettim. Dediğim gibi en başında da söylemiştim. Özellikle e, kapalı anlamlar ve uca açık e, bir son. Yani herkes kendi sonunu kendisi yazsın diye. diye evet. Hayırlı uğurlu olsun diyorum tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok Çalışmalarınızın keyifli. devamını bekliyoruz. <laughs> Keyifle sizi tanımak keyif vericiydi benim için de. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siyahat Türk'te panonun bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyiciler. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, mutlu kalın. Siyahat Türk